Evet çocuklar, bu ünitenin son konusu olan bir ayet tanıyorum. Ayet-el Kürsi ve anlamı. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere ayet-el Kürsi bir ayet. Yani hani kağıttan görüyorsunuz, bir duraktan bir durağa kadar bir ayetten oluşuyor, uzun bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahu. Evet, tevhid de başlıyor. Anlamından gideyim isterseniz. Şöyle yanda dursun. Şöyle anlamının altını çizerek anlatmaya başlayalım. Allahü la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, burası önemli. Allah'tan başka ilah yoktur ne demek? Tevhid kavramını bize anlatıyor. Yani Ayet-el Kürsi'nin ilk konusu tevhiddir. Zaten dinimizin, Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu tevhid. Daha sonra El Hayyul Kayyum, o daima diridir, yani haydır, bütün varlığın idaresini yürütendir. Burada iki tane ismi geçiyor, Hay ve Kayyum. Allah'ı tanıtıyor. Yani bu ayet deyim yerindeyse Allah'ı anlatıyor bu ayette. Allah'ın daima diri olduğu, öyle bir dirilik ki bütün dirilere dirilik veren dirilik. Sürekli diri, yani öncesi ve sonrası yok. İnsan da diridir, şu anda ben de diriyim ama bunun bir başlangıcı var, sonu var. Allah için bu sınırsızdır. Ve bütün varlığın idaresini yürütendir, kayyum. Evet, kayyum normal günlük hayatımızda da kullandığımız bir kavram. Kayyum idareci demek, yönetici demek. Ama Allah'ın idaresi tabii ki normal insanların idaresi gibi değildir. Hiçbir şey gözünden kaçmaz. Her şeyi mükemmel bir şekilde idare eder. Evet, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'huzu sinetun ve la nevm. Ona ne uyuklama tutar, onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Yani Allah için böyle insanlardaki eksiklik söz konusu değil. Uyuklama, uyku, yorulma. Bunlar söz konusu değil. Yani biz en böyle canlı olduğumuz zamanda bile gözümüzden bir şey kaçar. Mesela biz öğrencileri yazılı yapıyoruz. Kopya çekmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle dört göz açık her tarafa bakıyoruz ama yine bir yerden gözümüzden kaçıyor. Yani ama Allah için bu söz konusu değil. Hiçbir zaman gaflete düşmez. Hiçbir zaman uyuklamaz. Yani insan şunu düşünebilir mi? Milyarlarca insan var. Yani bu insanlar içerisinde yaptığım bir şey aman gözden kaçabilir, çok da önemli değil gibi düşünemez. Çünkü Allah için uyku, uyuklama, bir şey, en küçük bir şeyin bile gözden kaçması söz konusu değil. Lehu mâ fissemevâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi yaratılmış her şey, her şey ama her şey O'nundur. O'nun bilgisi dahilinde her şey meydana gelir. Ondan habersiz hiçbir şey meydana gelmez. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ biiznih. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? Evet, burada bir tepki var. Şimdi cahiliye insanların inançları şu şekildeydi. Putlar bize şefaatçi olacak. Yani Allah'a inanıyorlar. Onun yanı sıra putlara da inanıyorlar. Diyorlar ki putlar bize şefaatçi olacak. Bizim affedilmemizi sağlayacak. Belli belirsiz bir ahiret inançları da var. Yani birçoğunun yok ama bir kısmının böyle belli belirsiz inançları da var. Diyor ki izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir diyor. Evet, daha sonra ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Allah'ın ilim sıfatına vurgu yapıyor. Ve Ayet-el Kürsi'de anlatılan Allah'ın sıfatlarından birisi de nedir? İlimdir. Buraya kadar nelerden bahsetti? Tevhidden, Allah'ın hay ve kayyum olmasından, Allah'ın isim ve sıfatlarından nelerden bahsetti? Onları söylüyoruz. Hay ve kayyum olmasından, her şeyi yaratmasından ve her şeyi bilmesinden, yani ilim sıfatından bahsetti. وَلَا يُحِيدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Evet, bizim bilgimiz sınırlı. Her şeyimiz sınırlı. Yine Allah ne kadar isterse
o kadarını bilebiliyoruz. Vesi'a kursiyyü semavati vel ard. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Ve la yeuduhu hissuhuma ve huvel aliyyul azim. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Ve burada yine Allah'ın isim ve sıfatlarından iki tanesinden bahsediliyor. Biri Ali, diğeri ise Azim. Evet, özetleyecek olursak genel bilgiler şu şekilde. Bakara suresinin 255. ayetidir. Tek ayettir. Bakara suresinde yer alır. Adını içinde geçen kürsi kelimesinden alır. Kürsi güç, kuvvet, hükümdarlık demektir. Yüce Allah'ın eşi sıfatlarından bahsedilir. Hani ne dedik? Tevhid olmasından, bir olmasından, her şeyi bilmesinden, canlı ve diri olmasından, her şeyi yaratmasından, Ali ve Azim yani büyük olmasından bahsediliyor dedik. Daha sonra içeriğinden farklı noktalara da değinelim. Farz namazlardan sonra Allah'tan yardım ve koruma istemek için okunur. Evet, cemaatte namaz kılındığında camilerde namaz bittikten sonra tesbihate geçilir. Orada ayetel kürsi de okunur. Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine. Tevhid inancından bahsettiği için ayete özel bir önem verilmiştir. Tevhid yani Allah'ın bir olması İslam dininin en önemli kuralıdır. Ve ayetel kürsi de bunu vurgular. Bunu vurgulayan her ayette özeldir diyebiliriz. Diğer bir konu da şu. Hazreti Peygamber insanın başına gelebilecek kötülük ve felaketlere karşı da Allah'a sığınarak bu ayetin okunmasını tavsiye etmiştir. Bu günlük yaşamda çok yaygın halkımız arasında da. Yolculuğa çıkarken ayetel kürsi okunur. İşte evden çıkarken ayetel kürsi okunur vesaire. Bu tavsiyesi günlük hayatta da rağbet bulmuştur Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Ayette Allah'ın sıfatları dışında bahsedilen diğer bir kavram da şefaattir diyebiliriz. Evet, birinci ünitenin son konusunda böylece işlemiş olduk. İnşallah işinize yarayacak noktalara değindik. Size tavsiyelerimden birisi de her konuyu anlattıktan sonra son iki konu haricinde her konunun sonunda örnek metinler verdik. O metinleri de yapmanızı istiyorum. Çünkü konuyu okuma, anlama açısından çok önemli etkinliklerdir. Evet, bir sonraki üniteде, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.